Günaydın arkadaşlar, yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün videomuzda nohut yemeği var. Yine yahni, bu sefer de yahni yiyorsunuz durmadan diller. Şimdi, ne yiyelim ya? İyi davrat yani, tuttular, paket izlettiler. Şimdi de nohut diller, bu sefer de balık diyorlar. Balığa gittik, balıktı. Nohuda. Arkadaşlar bu arada annem tam saflayacak. Valla tasabağının 8'de kalmış ya. Şey sanmış oldu, bir sanmış, çocuklar gitti mi diyor. Şimdi gittiler, daha yeni gittiler. Ne diyeceğimiş? Samsal soyalım diyor. Sabah saatte 8 anne doldur dedim. Bu ikili yakıldı. Ondan sonra ben evleri topladım, makineyi çamaşır attım, bulaşıkları yıkadım, iyileştirdim. Bir saatte ben uyumuşum. Ondan sonra kalktım, çayı koydum anneme, hadi kalk dedim. Gitti mi çocuklar diyor. Kahvemi de alayım bu arada. Kahve yaptım arkadaşlar. Aynen. Heyecandan şey bekliyor, samsa. Evet arkadaşlar, bu arada mahallemize çekelim. Bugünkü hava çok soğuk arkadaşlar, kış geldi herhalde. Evet, yağmurlu. Ne istiyor? Ne? Kevgül ürünün içinde miydi? Şunu okudum da ben ondan sonra samsa şeydim, annem ben boş oturuyorum diyor, getirinle diyor da beraber ayıklayalım, onu da yalan. Sarımsağı ne için soyacaksın sen? Soyacağım, çürüyor. Çürümesin değil mi? Hı, niye koydu çürüyor, orada burada çürüyor? Koydu da atıyorduk ya. Öyle. He, derin dondurucudan alıp parça orada ya, görmedin mi? Görmedim Murat ben. Ben de eskiden. Annemle ayıkladıydık. Abamına mı? Abamına mı? Yok, kerziğine. Hı. Şey diyor mu? Eskiden asarlardı ya böyle ahıra mahıra şey. Şimdi asıyorlar canım. Şimdi millet her şeyin kolayına işitti. Hazır alıyor, kullanıyor. Şey diyorlar da eskiden örerlerdi. Saç kokusu kalma oluyorlar da valla gayet de iyi kalıyor. Abam saç örer gibi örerdi böyle şey, tura örer gibi. Şimdi yine örüyorlar canım, söktükleri zaman da sonra. Ondan sonra asıyorlar da. O da diye bayağıdır duruyordu ama içi bozalıyordu, biliyor musun onun da? En son uçunu ıslattım, seviyor ya bunu okudumda cılınç fazladan. Şey haşlayacak mı? Haşlayacak mı? Böyle üstünden yiyor gelip gidip. Haşlayırsan daha yiyor onunla. Onu düdüklü de üstünüzü haşlayacağım. Nohutuna. Şey ben de severim olacak. De o yüzden diyorum onu. Bulgur olacak. Karabahar şey. Ne onun adı? Karabiber atacağım. Ondan sonra bir daha baharat atıyorlar. Adana'da bunu kaynamış diye satıyorlar, biliyor musun? Hmm. Eskiden tablalarından satarlardı. Tatlılarından kaynamış, hayır, kaynamış dillerdi. Kursun iyilik. Onda böyle kese kağıtlar vardı eskiden, biliyor musun? Kıvranmalı kese kağıtlar olurdu ya. Evet. Onun içine doldururdu. İçine de baharatı atardı, öyle çarhalarda duzunan. Allah'a ben hiç sen Adana'ya gitmedin ki, ne kuracaksın? Adana'da mı yaşadın? Niye? Babam bilmiyor, ne yaşadın? Kaç gün kaldın? Kapının önünden. Kapının önünden giderlerdi ya. Yine. Adanalı arkadaşlar varsa bilirler. Eskiden kaynamış diye bağırırlardı. Onlar yazsın, Sevil de görsün. Vardı, yoğdu. Ben küçükken de Hümeyra kadar kene gittiydim babam gelin yanına. İyi, ne bileceğim? Anlam niye Hümeyra'cı bilmez mi? Ha, Hümeyra kadar, evet. Yemediğinden belki de, yemediğinizde. Bilmiyorum, bizim mahallede ne gün geçerdi tatlayla. Kazan vardı, kazanın içinde. Altından da şey tüpünden kaynardı, biliyor musun? Aynı henci gibi mesela mısır yapıyorlar ya. Evet. İnci mısırın yerine bu vardı mesela o zaman da. Evet arkadaşlar, nohut yemeği nasıl olur? Nasıl mı olur? Evet. Bugün de nohut yemeğinin tarifini alalım herkesten. Olacak arkadaşlar. Evet. Sevil'in tarifine bakalım arkadaşlar. 2-3 tane soğan soyacaksın. Güzelce evet. Çitleyeceksin arkadaşlar. Evet. Ondan sonra cıma kavuracaksın salçasını. Evet. Ondan sonra önce soğanı kavuruyor, sonra etini atıyorum. Etinden sonra da iyice etin suyu da çıkıyor ya. Evet. Ondan sonra nohutunu salıyorsun, tuzunu, biberini. Evet. Koyuyor, pişiyor o da. Tamam mı? Bitti mi? Evet. Nohut yemenin ne tarifi olacak? Ağzıma sok bari telefonu da. Allah Allah. İyi tarif de bu. Valla ben şey, izleyicilerimden birkaçı yazdı. Senin nohut yemeğine bayılıyor diye. Çok güzel gözüküyor diye valla. Tamam, ben de bir şey demedim. Tarif ver dedim yani. Onların tarifine bakacağım da o yüzden yani. Aynı senin tarif gibi mi diye. Onlarınki de aynı yer, ayrı değil ya. Soğanı kavuruyorlar, ondan sonra etini mesela atıyor. Geçen ne pişirdin sen? Ne pişirdin? Neydi yaptığın geçen? Geçen tartışmayı açtık ya, neydi? Ne bileyim, bir şeydi de. Ha, kofteydi. Hı,
Mesela kodda herkesin ayrı ayrı çeşitli yazıları vardı mesela. Kimi salçak atmayan vardı. Şimdi ben de onu diyorum. Ne oldu? Nasıl yapıyorsunuz? Siz de diyorum yani onlara. Benim yaptığım gibi yapıyordur arkadaşlarım. Allah Allah. Hemen benim yaptığım gibi yapıyorlardır arkadaşlarım. Dedin çıktın işin içinden sen. Niye ama öyle? Allah Allah. Ayrısı mı var bunun? Ayrısı vardır. Adamın bir sual sayımı orada. Tamam arkadaşlar şunu konuşturmayalım Allah aşkına. Bir nohut yemeğin tarifini bir de sizden alalım yorumlarını. Benim yazdığım demişim, söylediğim yoruma neydi lan, yorum değildi. Tarife inanmıyor. İnanmam değil ki. Herkesin ağzının dişisi tadı aynı değildir diyorum. Kimi soğan katar, kimi salça katmaz, kimi ne bilmem etmez onu diyorum. O canım salçası olmaz mı? Kimi bir etsiz yapar. Etsiz vardır canım. Etsiz yapmayanlar vardır. Onu diyorum yani. Şimdi geçen mesela bir sürü köfteye ayrı ayrı şeyler yazdılar. Kimi soğan katmadı, kimi salça katmadı. Onun için diyorum ben. Ama ben de eski annelerimizin, hani mesela ebelerimizin, dedelerimizin zamanında pişirdim. Sen ebeğin dedeğin zamanında mı yaşadın? Annem, o zaman yemek mi yapıyordunuz siz? Annem bilin tarifi ya. Mesela şimdi köfteye soğanı çitiyorlar ya. Evet. Mesela rendeleyiyorlar. Evet. Gerek yok, duymuyorlar mesela yoğururken, yuvarlarken. Bir de içine doğramaya gerek yok yağsına diyorlar. Onun içinde var. Ben de öyle yapmadım. Annemden gördüğüm gibi yaptım yani. Eski şeyi. Ne diller Kemal? Ya dedi. Sen abamın zamanına dek gelmedin Seviye. Abamın zamanına dek geleydin senin mavi. Niye? Bu öyle olmaz, bu böyle olur, onu böyle vermez. Yine bana da yaptı, yapmadı mı bana yaptım, da yaptı valla. Pişirdiğimizi yemezdi. Ben bir gün böyle pilav yaptım da pilav yiyelim. Ben dedi çocuğumun pilav yiyecek dedi. Bir yediğini yemezdi aynı ilk et gibi. Ama hiç yiyor. Şimdi yedi artık, yaşlandı. O zaman da yaşlıydı. Sanki kalkıp da iş mi görürdü, o zaman da otururdu yazık. Acayip yani. O zaman acayipti yine. Arkadaşlar abamın bir de kuslu vardı. Kuslu mu? Koynuna iki tane çöreği sokardı. Yoğuru diye çıkardı. Orada kalırdı. Ondan sonra kus barıştı mı o çörekleri geri getirirdi. Kurumuş halde gelirdi çörekleri eve. Nasıl bir de kusar giderdi yani. Onun bir de kusması vardı. Kusuyordu bir dakikada. Bir şey yedin hemen kusardı. Ama neye kustuğunu da bilmezdi. Demezdi ki. He. Söylemezdi. Bir dakikanın içinde neyin için kendi kafasında canlandırdığı bir şeye kusar giderdi. Yerine biline koynuna çöre. Kemal kuserdi arkadaşlar mesela. Kemal kuserdi. Kim kusacak? Koynuna çöreye soktu mu bilirdik. Abam kusmuş gidiyor. İmekle yukarı odaya çıkardı arkadaşlar. Evet. İki gün falan oradan inmezdi yani. İnerdi de. İnerdi. Ama bizimle konuşmazdı. Ondan sonra da bir bahardık barıştı mı o çörekleri alır gelirdi. Kurumuş halde. bu arada abamı da özledik. Özledik Kemal yazık. Nasıl sorular? Anası bir geleydi Kemal'ın. Anam bir geleydi, benim bayramım olurdu. Anam gelmiyor. Anası buradan duyurur Kemal'dan sana. Duyuyorsan, bakıyorsan, izliyorsan. İzletmezler. Kamberinin. İzlesinler can. O da görsün seni. Belki de o da seni özledi. Olsun var. Mira iki kere, üç kere aradım babaannem ama telefonuna bakmadı diyorum. Belki de duymadı. Duysa açar. Ötekiler de görse zaten açmazlar. Leyla'nın belki görse duysa açar canım. Leyla'nın okumuşluğu yok da. Bacımın da okumuşluğu olmadığından açar. Yoksa o bize o da açmaz yani Hümeyra'yı görse. Ne? Niye canım Hümeyra'nın onların arasında ne oldu da? Hümeyra'nın yine halası, yine halası. Bütün konuştular mesela. Şey diyaliziden geliyorlarmışmış. Ben Leyla halamdı. O da halasıyla konuştu güzel güzel. Bizim yani bir şeyimiz yok. Yok da onlar oluyor gibi oluyor. Neyse. Neyse evet, ya oralara girmeyelim. Nohut yemeğe hazırlanışı başladı. Gayri, hazır. Şimdi annem de evde çatladı arkadaşlar. Yazık arkadaşlar, görüşmek üzere. Oraya da gidin bir biraz muhabbeti bayağı bir koyulaştırdık. Kemal'ın anası geldi. Hiç çıkmıyor tabii ki de. Özlemi daha çoğaldı galiba. Evet. Neyse. İki ay oldu mu lan? Bir ay oldu mu? Bir ay oldu. Zaten önceden de görmedim. Zaten görmedim. Orada da hiç görmedim ki de hastalandık. Bir hastalıktan zaten, dolayı. Bir ay zaten hiç görmedik öyle. Ondan sonra zaten ondan sonra da görmüyorduk. 2-3 aydır görmüyorum abi. İyice nazımlar. Şurada dursun. Oldu arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar sarımsak soyumuna başladık. Hangisinin içine koyayım? Şuna mı koyayım? Sarımsağı götürmem ben. Dur bunun içinde kırmanın da pasak bunun içinde kalsın. Evet arkadaşlar. Ağır gibi duruyor ya. Sevil Gül Ağaç'tan aldığı sarımsağı. Helal. Kaç aldınız kilosunu? 15 aldıydı. Bir arada 50-60 milyon mu dönem ne? Bir ara aldınız ki sen. Annem bile aldı. O zaman sen Çağlı'ya gidiyordun ya. Evet.
Arada yoğurdu esasla çürümeye başlamış. He, yeri tuttu galiba. 5 liraya mı aldıydım annen size? 5 liraya aldıydım. Onun için mi çabalı oradan? Gidim de home değil ha. Daha Rabia girdi var ya 4 lira aldı. Ama nasıl köyüydü? Allah Allah. Bir ara sarımsak para etti. Millet hep sarımsağa dönüp bir kere ucuz dedi. Valla haberlerde soğan gösteriyor soğanı. Şu anda soğan para ediyor gayrı. Soğan belki. Yok ince. Para etti mi onun arası? Allah Allah. Kallada kalmıştı yağlı olan filan ne akşam? Şeyde ne? Haberde valla. Paketiz var ya. Patates mi almıştı millet? Paketiz valla hiç en ucuz şu anda paketizine soğan olması lazım. Anladın mı? Esas da milletin ana yemeği. Ana yemeği en yani en ucuz o olması lazım paketizine soğan. Mesela tuz nasıl ucuzsa mesela o da ucuz olması lazım değil mi? He. Devamlı kullandığım bir şey yani patates herkes her şeyi kullanıyor. Ana yemekte işte millet çiğ yapıyor ama. Vallahi geçen değil mi biz koyda konuştuğum paketçi öğretti yani. Biz dedi çiğden de 900 liraya 1000 liraya veriyor dedi. Şehrin de gelenlere gidenlere dedi 4'te 5'e gidiyor dedi yani. Millet iyi para çekiyor değil mi? Aynen öyle ya acayip para çıkıyor. Ama bari bak mesela o adam da öyle diyor mesela ben diyor yazın diyor hiç yatmıyorum diyor yani hiç uyumuyorum diyor. Evime gitmiyorum diyor. Suyuydu, şuydu, buydu, çapasıydı, şununu bunu yapıyorum diyor. Ben 900 lira 1000 lira alıyorum diyor. Kendini alan adamlar da 3 lira 4 lira kazanıyor diyor. Hiç elini değmeden diyor. Yani 9-10'unu öyle koyalım da öyle harcayalım. Adam parasıyla para kazanıyor işte ne yapacağım. Turşu kuracağız da. Nadına uğrayacak. Bugün pazartesi aslında Kemal'dan gitsek pazardan alsak. Ne? Bugün var mı pazar? Ne? Bugün pazar var mı? Bugün pazartesi ya. Bir pazar oluyor. Bir de perşembe oluyormuş. Bahane. Çürüyen çürümüş. Çürümüş mü? Yok nasıl iyi diyorsun bahane. Bahane. Ne var? Arkadaşlar millet her şeyin kolayına gidiyor. Samursağı bile soyu bak yok valla. Ne? Kolaylık mı? Yapmasam bir de bura nemli ya. Kolaylık mı? Ama çürür 2 dakikada. Kendini çeker bu. Hos alıyor bak. Başlamış gibi. Mesela tabanlar işleri iyi. Dışından mı başlamış? Dışından başlamış. Annem taze bağlanan kalktı diyorum. 8'de Sevil paçayı soyalım mı diye. Bilmiyor ya saatin kaç olduğunu. Ben de azıcık yat da dedim. Ana beni niye unuttun? Çamaşırlar unuttun. Neyse hiç onu şeydim de çamaşırlar derim. Kamber kaçta geliyor? Enes kaçta gelecek? Enes 2:45 geçe geliyor. Kamber de bedenim işe bir gelerek dedi. Ha varmış ya uzman. He var da. 2:50 daha saat. Daha 2'ye çeyrek bir şey 20 var. Dün annem var ya işlerim çağırıp ettim. Annem olmasa yatarsın. Yatıyorum. İşte sabahına işte. Neyse sana için. Annem var diye kalktım arkadaşlar. Bu yatarken her işi kurdum. Bir evimi çektirilecek kaldı. Onu da yarın evet. Yapayım artık. Ne mi? Islat alım anne. Islatın bize daha iyi soyulur bence. Çatalından çıkarıyorlar eseyle. Onu nasıl yapıyorlar? Elim de daha çatalından çıkarıyorlar. Çatalı sokuyor öyle tırbalı yiyor için. Çıktı mesela. İyi. Çatalı sokuyor öyle alı yiyor içinden. Onu nasıl diyor bilmiyorum. Bir baktım gördüm ben de. Türlü türlü şey yapıyorlar yani. Bari. İyi mi? İyi olmamış. Ne bileyim. Kim aldı da? Parası da iyi. 15 milyon. Sarımsağın en iyisi kardeşim. Şu. Daha 20'si yine vardı. Burada da var biliyor musun? Burada mor diyorlar. Burada da var sarımsağ yine. Bir ara daha. Mor değil lan. Rahma gibi aynı. Sana diyorum. Burada da var sarımsağ yine. Çatılara komple seriyorlar. Rasim abimle gittik aldık. Burada da. O zaman da bahalı aldık. Ama 10 kilo aldı Rasim abim. Çuvarla. Ya böyle değil onlarınki ya. Onlar şiirle. Şürük gibi onlarınki de. Yani dans çatıya sermişler. Bence buranın havasındandır o. Çatıların üstünde değil. Hatta ben çıktım çatıya. Çatının üstünden aldım işten gerekeni. Vahale.
nasıl işleri var. Koy bereket ya, yine de nedir sen de. Vallahi. Şimdi Enes gibi herhalde koyamış idi ya, ne diyor? Yok, içmiyor canım. Niye? Akşam Enes nasıl içine biriktirmiş ya? Yanlış diyor, düşünmüşsün diyor. Bari lafa. Bir de derse öyle konuşsan değil mi? Biliyor canım, onu da biliyorum da diyor. Yanlış düşünmüşsün o zaman diyor. Sana yanlış söylemişsin diyor. Yanlış Buray. Düşünmüşsün Buray diyor. Giyesin onu bir şeye götür. Parka. Parka bir götür beni ya diyor. Zıp zıp anaya bir bindir beni ya diyor. Şurada var mı o parkta her şey? Çocuk oynama yeri var. Çocuk oynama yeri var ya burada. Aile kemal. Nasıl büyümüş ya. Görüyor musun kendini? Oldu arkadaşlar. Bu videomuzun sonuna da gelelim. Sarımsak videosu olsun bu. Like'larınızı, yorumlarınızı. Görüşelim misin? Like'larınızı, yorumlarınızı sevgili için bırakalım. Aynen. Like'larınızı, yorumlarınızı üzülürüm bekliyorum arkadaşlar. Üzülürüm atmazsanız yoksa diyor Enes. Enes diyor ya üzülürüm diye. Ben de bol yorum bekliyorum arkadaşlar. Nohut yemeğini nasıl pişiriyorsunuz? Tarif bekliyorum. Evet akşamki... Önce tarifimlerine bakın da öyle pişirin bari. Akşamdan nohut yemeği pişireceğim arkadaşlar. Evet akşamki videomuzu da atacağız arkadaşlar. Nohut yemeğini de atacağız. Yanına da bir pirinç pilavı, turşuyla. Evet o zamanki yorumlarınıza bakarız. Bizimkinin ona göre mi pişirin? Bizimkinin yapımına gösteririz. Sizin yorumlarından ikisini karşılaştırırız. Oldu arkadaşlar, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.